Merhaba canlar, iyi geceler. Şu an burada saat e, iki buçuk on var yani iki on dokuz veya yirmi geçiyor işte. Kısa bir video çekmiştim, de onun devamını söyleyeyim. Dünya'da her türlü e, ursuzluk, her türlü insana yapılacak olan zararlar baş gösterecek. Bir video izledim de bir tane adamın birisi. Fransa anlaşması falan yapılacakmış. da yapılıyor devrede. Bu Fransız anlaşması kısa olarak izledim. Hayvanlar yok edilecek. Ne bileyim ormanların hepsi yanacak. Ve bu ormanların hepsi yandığı zaman ya da yakıldığı zaman küresel ısınma olarak öyle bir e, laflar çıkacak bayağı laflar çıkacak. Örneğin hayvanın yakılması şöyle diyeyim. Her türlü yararlandığımız bir hayvan olarak ineği diyelim. Sütünden yararlanma şansımız var. Her türlü. Etinden de yararlanıyoruz. Hatta şöyle diyeyim. Bunun diğer olanı da yük çekmeye, yük taşımaya yarayan olan öküzler de falan var. Bunu da etinden falan yararlanıyor da sütü olmuyor. diğer hayvanlar olarak mesela yok edilecek ya yani tarımsal olarak gıda bakımından beslenme şey olarak tavuklar var. Onlar da işte bir kuş gribi çıkardılar. Bunları da yok edecekler çünkü tavuğun hem yumurtasından faydalanıyoruz hem etinden faydalanıyoruz. Bir nevi bunlar temizlik işini de görüyorlar. Yani hayvanlar, tavuklar, belki horozlar da bilmiyorum da. Bunlar yerdeki sürgenleri yiyorlar. Örneğin bir solucan. Tırtıl gibi şeyler yiyorlar. Yani ondan sonra biz onları yiyoruz. <laughs> Anladığını demek istedim. mi Tabii bu tavuklar her türlü ihtiyacımız karşılıyor. Örneğin yani misal olarak dediğim gibi yumurtadan yumurtlaması var. Bu yumurtlama yapıldığı zaman Tabii yeni yeni tavuklar yeni yeni yumurtalar falan üretimi yapılacak. Üretimi yapılacak yani. Diğer faydalandığımız hayvan ise eşekler. Sütünü içenler de var. Yani eşek sütü de içiliyor. Şaşırmayın. Neredeydi? Ya Erzincan'da mıydı ya da Almanya'da galiba benim bu kaldığım yerde ee, bir çiftlik vardı. Eşek çiftliği. Eşeğin sütü ilaç gibidir. Yani ilaç olarak da kullanılıyor. Yük taşıma ya da falan. Binek hayvanı. Aynı şekilde. Örneğin bir binek hayvanı belki hatırladığım şey olarak at ne kaybına atın sütü de var at yük de taşır galiba atın bir kısmı da yenilebiliyor yani savaşlarda atların bir kısmı yeniliyormuş ya da yenilmiş Allah hangi tarafı olduğunu bilemeyeceğim de herhalde Sağ tarafı mıdır, nedir? Eğer e, yanlış diyorsam beni bilgilendirin yani. Bir insana bir şey öğretmek ne ayıptır ne caz, caizdir. E, başka hayvanlar olarak yani her türlü faydalanmamız ne olabilir? Siz yazarsanız iyi olur. Bu dediğim hayvanlar mesela ineğin peyniri yapıyor. İnek peyniri. Yani ineğin sütünden peynirler falan yapılıyor. Ee, koyun mesela. Koyun yavrular. Sütü var. Koyun sütü. Keçi sütü. Bunun hem etinden dediğim gibi hem sütünden artı koyunun yününden tabi derlerdi de, e, koyun tüyünden yorganları falan kırpılıyor. Aynı şekilde keçilerde de Hem sütünden hem etinden hem e, tüyünden falan Ee, Salamın sucuğu falan yapılıyor. Tabun da yapıyor, yapıyor. İneğin de falan. Başka kıyması da yapılıyor tabi bu hayvanların. Ee, başka ne olabilir? Aklıma ne geliyor ki acaba? Tabi e, Hristiyanlar domuzu e, yiyorlar. O bize düşen bir şey değil domuz sütünden de faydalanan var ilaç olarak yapılıyor. Yani anlayacağınız benim bildiğim hayvanlar bu hayvanlar yok edilecek. Belki dünya üzerinde ülke üzerinde fazla bir hayvan kalmayacak bu hayvanlardan. Bunları yok ettikleri zaman çiftçiler de ölecek ne alıp satacak, ne yetiştirecek. Bayramlarımızı bile yaşayamayacağız. Mesela örneğin bir kurban bayramı ya da bir adamımız olduğu zaman veya bir sadaka vermek istediğimiz zaman bir hayvanı kesip de sadaka olarak verebiliriz. Başka çiftçilik dediysem tarımsal olarak, hayvancılık değil tarımsal olarak mesela meyve sebze yetiştiren çiftçilerimiz de var. Görün bakın yani şu an orman yangınları her yerde başladı. Fransa'da olsun, Yunanistan'da falan olsun. Yani bayağı bir yok edilme şeyi başladı. Bu şu anlamı da getirebilir. Kıyametin gelmesi yakındır. Bu e, ormanlarımızı yakan, hayvanlarımızı yok edecek kişiler. E, nasıl diyeyim? Herhalde şey e, yanlış bilmiyorsam, ben isim vermiyorum şu ülkenin şu cumhurbaşkanı yapıyor veya şunu şunu değil onu anlayanlar var örneğin şöyle bir örnek vereyim Amerika dünyayı yöneten örneğin İsrail size şöyle bir, bir bilgi vereyim ya da birkaç bilgi İsrail'de yani Yahudiler aşırı de derecede ticarete kafası yatanlar ve her türlü pisliği yapanlardır. Şöyle bir soru sorayım. Acaba dünyayı Amerika mı yönetiyor, İsrail mi? Bunun bana bir cevabını verseniz iyi olacak. Yani herkes Amerika değil de diyebilir. Ama bakıldığında Amerika ile İngiltere arasında şey pardon İngiltere demişim İsrail Yahudi arasında öyle bir fark var ki Amerika dünya çapında yani geniş alanı olan şeyle yani 14 14 veya 17 ülkeden olan Karman çorman bir ülke diyeyim yani? yani. Ya 14 ya 17 ülkeden meydana gelen bir devlet sözde. Devlet. Ülke. Neyse salla gitsin. Ama İsrail'e bakıldığı zaman şöyle bir düşünün. Bir ev alıyorsunuz. Kaç metrekare? 80 ile 100 metrekare arası. İşte bu Yahudilerin Yerleşim yeri de aynı böyle bir 80-100 metre kare gibi bir şeydi. Çünkü Yahudilerin kendi memleketi yok. Bu Yahudiler şeyden Amerika'dan sürgün edilmiş. Amerika'dan sürgün edilmiş. Ta işte Amerika derken İngiltere İspanya Fransa Almanya Avusturya, Rusya, Polonya galiba bu şekilde sürgün edile edile ta Filistin'e kadar getirildi. Getirildi diyorum. Gelmediler demiyorum getirildi. Ondan sonra ne oldu? Hitler denen yani bunu buna e, diktatör diyen Hitler'e diktatör diyenler şunu diyeyim acaba kim neyi iyi yaptığını bir düşünsün. Ben demiyorum ki Hitler iyi bir şey yaptı. İnsanları öldürme, yakma. Bunu bir şey demiyorum. Ama o zaman Hitler bunu yaptığı zaman diktatörlük, şu anki diktatörlük felsefesi, işlemi, işlevi her türlü hayvanca baskıları Yahudilerden gelme. Yahudilerin Çoğunluğu Amerika'da. Almanya'da fazla Yahudi yok. Yani der çatlasa tahmini olarak 1-2 milyon olursa. Ama Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da 4 misli fazlası. 8 milyon 10 milyon arası. Ya, e, Yahudilere bakın adamlar parayla Amerika'yı yönetiyor. Amerika'ya Amerika'da ne yapıyor? Dünyayı yönetiyor. Amerika sanmasın ki dünyayı Amerika yönetmiyor. Yönetiyor. Dünyada aptallar var. Devletini yönetemeyen aptallar var. Ben isimcisim vermiyorum. Ben sadece Amerika'nın sergilediği gün gün Tiyatro, Hani kukla tiyatro derler ya. Kukla Amerika. O e, kukla yöneten İsraildir. Ne demek istedim anladınız. Şu an bu e, sömürgecilik İsrail tarafından başlıyor. İsrail diyor ki bunu 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 yap. bir feller falan var. E bir düşünün bakalım bu feller neyi beller anlarsınız. Benden size tavsiye arkadaşlarım. Gerçekten elinizdeki olan değeri bitirene oy vermeyin. Dini politikayı ahlet edene oy vermeyin. Elinde kutsal kitapla gezenlere oy vermeyin. Dünyada dört kitap diye geçiyor. Kutsal kitap. Bunları gerçekten dine yani dini dini altında bir oyuncak olarak kullanıyorlar. Siz buna izin vermeyin. Muamma göstermeyin. Ben bunu diyorum. Eğer yaparsanız ben şunu diyeyim. Bugün ananız babanız varsa ya bir gün sonrası ya iki gün sonra ya birkaç saat sonrası o insanlar olmayacak. Neden olmayacak? Gıda olmayacak. Üretme. İlaç falan da olmayacak. Sular da olmayacak belki. Kuraklık çoğalacak. Hava sıcaklığı normalde küresel ısınma neden kaynaklanıyor şöyle de bir e, örnek verildiği zaman toprağın olduğu yerde yeşillik yoksa o yeşillik yağmuru nasıl diyeyim getiremez yani kuru toprak olur çorak toprak olur ama yeşilin olduğu yerde hava temizliği güzel olur. Şu an bir bakın AVM yani açılma alışveriş merkezi. Mal gibi insanlar oralara gidiyor. Neden? Çünkü o AVM'lerin olduğu yerde ormanlık vardı. Ağaçlar vardı. Siz her öyle yere gittiğinizde Öyle yere gittiğinizde. Bu insanlar diyecek elimizde bir sürü mallar var. Biz şu ormanı yakalım. Buraya ne bileyim taştan maştan bir kent kuralım. Yani küçük bir kent. Ama o kenti kurmak için ne yapıyorlar? 3 lira, 5 liraya, 100 liraya neyse ormanı yakar taneler tutuyorlar. Diyorlar ki geç şu ormanı yak, git yak, bunu yak. Orman ya yangını sıcak havada gelmez. İyi dinleyin. Sıcak havada gelmez. Yani güneşin oldu havada. Orman yangını ne, olur? Kuru bir toprağa şey otu yaktığınız zaman ya yani da birkaç tane kuru otu yaktığınız zaman ne olur? O ot 5 tane kuru ota gidiyorsa o 5 kuru e, olan bitkiler yani kuru olan 10 on tanesini 10'dan 15, 15'ten 20, 20'den 40 olur. 40 tane e, 100 olur. Yani anlayacağınız bu e, kıyma siz durun diyeceksiniz. Sakın ola ki AVM olan taş topra taşlı yerlere gitmeyin. Bunlara önem göstermeyin. Önem göstereceksiniz kendi yaşam kaliteniz. Ormanla e, gezintiye çıkmak istiyorsanız 500 kilometre 100 kilometrede olan yere gitmeyin. Ormanı siz kendi evinizin önüne yapın. Temiz hava öyledir. Yeşillik öyledir. Toprak zeminde, yani toprak üzerinde değil, toprak üzerinde, beton zeminde temiz hava alamazsınız. Bunun bir düşüncesini yapın. Bana hak verenler de olur. Bizi yaradan Allah, Dünyada yaradan Allah. Eğer Allah dünyayı yarattıysa, bizi de yarattıysa ne oluyor? Biz Allah'ın kuluyuz. Şunu da iyi belleyin. Aklınıza sokun. Ben bir insanı sen benim kulum olacaksın diyemem. Bir politikacı da demez ki benim kullarım böyleyse benim kullarım şu diye. İnsan insana kulluk etmez. İnsan canlı, kanını, etini, dirini, ölünü, tırnağını, dişini, gözünü bununu kim verdiyse, kim canı alıyorsa, can verip can alan varsa onun kuludur. Beş harflidir. Allah'tır. Din t tüccarlı, din, dini satanlara mail vermeyin, muamma göstermeyin. Ben bunu söylüyorum. Belki de küfür yerim, sorun değil. Ama küfür edeceksiniz. Ne benim anama, ne avradıma, ne çocuğuma, ne çoluğuma, ne babama, ne aileme. Bana küfür edecekseniz bana etin yani. Anladınız mı? Herkese iyi geceler.